Selamlar arkadaşlar. Almanya Eğitim ve Kültür Kanalı olarak yeni bir video ile daha karşınızdayız. Arkadaşlar bugünkü videomuz Türkiye'de yaşayıp Almanya'ya gelmeyi düşünen arkadaşlarımızla ilgili olacak. Almanya, Türkiye'de yaşayan ve yurt dışına çıkmak isteyen insanlar için en önemli birkaç alternatiften bir tanesi. Elbette Almanya'ya gelmenin hem avantajlı yönleri var hem de zorlukları var. Bugünkü videomuzda biraz Almanya ile ilgili konuşacağız sizlerle. Ancak videomuza geçmeden önce sizden küçük bir ricamız var. Lütfen henüz değilseniz kanalımıza abone olmanızı rica ediyoruz. Hepinize iyi seyirler. Arkadaşlar gerek ekonomik gerek sosyal şartlar Türkiye'de yaşamayı artık zorlaştırıyor ve pek çok kişi hangi meslekten olursa olsun yurt dışına çıkmayı düşünüyor. Hem kendisi için hem de çocukları için. Bu konuda da çok fazla alternatifimiz var sayılmaz. Yani Orta Doğu ülkeleri, Rusya pek istikrar vaat etmiyor. Bundan dolayı ya Avrupa ya da Amerika bizim için Türkiye'de yaşayan ve yurt dışına çıkmayı düşünen insanlar için alternatif gözüküyor. Öncelikle Amerika'ya gitmek epeyce zor. Önce bir vize almanız gerekiyor. Vizesiz olarak Amerika'ya gitmek çok zor. Hakeza Kanada belki daha da zor. Vizeyi aldıktan sonra da oraya gider gitmez herhangi bir sosyal güvence olmadığı için Amerika'da ayakta durmak epeyce zor gözüküyor. Çünkü herhangi bir devlet katkısı, devlet yardımı yok ve orada çalışmak için de kesinlikle iyi bir İngilizce lazım. Avantajlı yönlerini Amerika'da yaşamak. Amerika bir fırsatlar ülkesi. Kısa zamanda eğer fırsatını bulursanız pizza dağıtıcılığı, işte petroldeki pompacılık gibi işlemlerden sonra arkadaşlar yavaş yavaş para kazanılmaya başlanabilir. Ancak kapitalist dünyanın lideri olan ülkede yaşamak, tutunmak epeyce zor. Ancak iyi İngilizce bilen, yaşı müsait ve bekar arkadaşlar için Amerika tercih edilebilecek bir ülke. Hakeza Kanada'da öyle ama vize almanın zorluğundan bahsetmiştim. Belki Avustralya'da aynı kategoride değerlendirilebilir. Ancak Avrupa, özellikle de Almanya, yurt dışına çıkmayı düşünen Türkler için çok çok önemli bir fırsat olarak gözüküyor. Niçin? Öncelikle 60 yılı aşkındır bizim neslimiz Almanya'da yaşıyor. Kültürel olarak onlar Türkleri, Türkler de Almanları çok iyi tanıyor. Almanya'nın hemen her yerinde Türkler var. Biz Almanya'yı şehir şehir, sektör sektör tanıyoruz ve neler yapabileceğimizi, neler yapamayacağımızı da biliyoruz. Alternatif olarak belki Avusturya, Belçika veya Hollanda gözükebilir. Ancak buraların küçük ülkeler olması ve iş sahasının Almanya kadar geniş olmaması arkadaşlar, belki Almanya'ya göre bu üç ülkeyi dezavantajlı duruma düşürebiliyor. Almanya son durumda arkadaşlar dünyanın üçüncü büyük ekonomisi. Artık Japonya'yı da geride bırakmış durumda. Alman ekonomisinin diğer ekonomilerden farklı yönü ise üretime dayalı bir ekonomisi var. Yani fabrikalar çalışıyor, ihracat yapılıyor. Amerikan ekonomisinde ise böyle elle tutulmayan sektörler önde. İşte bilişim sektörleri, sigorta sektörleri, bankacılık sektörleri gibi elle tutulmayan sektörler önde. Ama Almanya'da arkadaşlar fabrikasyona dayalı, üretime dayalı, ihracata dayalı ve insan gücüne dayalı bir ekonomi var. Durum böyle olunca Almanya'nın her zaman kalifiye elemana ihtiyacı var hemen her sektörde. Çünkü Almanya'nın evet 85 milyon nüfusu var ancak yaşlı bir nüfusa sahip alttan gelen nesil Almanya'nın üretiminin devam edebilmesi için yeterli gelmiyor. Bundan dolayı mutlak surette kaliteli işçiye ihtiyaç duyuyor Almanya. İşte Almanya'nın bu ihtiyacı Türklerin de veya Türkiye'de yaşayan insanların da yurt dışına çıkma ihtiyacı birbirlerini karşılayabilirler ve Almanya bizler için çok önemli bir fırsat olabilir. Hangi sektörlerde ihtiyaç var? Hemen her sektörde ihtiyaç var arkadaşlar Almanya'da ancak çok acil ihtiyacı olan tır şoförlüğü, otobüs şoförlüğü gibi ağır basınç şoförlükleri çok acil ihtiyaç ki
aciliyetini şu yönüyle ben size belirteyim. Artık dil şartını bile ortadan kaldırmış. Herhangi bir dil bilmeseniz bile Almanya'ya gelmenize müsaade ediliyor. Yaşlı bakım elemanlarına çok ciddi ihtiyaç var. Almanya'da kadın erkek herkes çalışıyor. Kadınların %70'i çalışıyor. Evde yaşlılara bakabilecek durumlar olmadığı için bizde huzurevi olarak tabir edilen huzurevleri Almanya'da çok çok yaygın ve buralarda çalışacak elemanlara ihtiyaç var. Yine sağlık sektörü başta hemşire ve sağlık memurları, hemşire yardımcıları ve doktorlar olmak üzere acil ihtiyaç duyulan sektörlerden. Bunun haricinde elbette öğretmenler, bunun haricinde elbette teknik elemanlar, mühendisler, bilişim elemanları ve aklınıza gelebilecek hemen her sektör arkadaşlar Almanya'da iş bulabilme imkanına sahip. Peki ne gibi ihtiyaçlarımız, ne gibi özelliklerimiz olmalı ki Almanya'ya gidebilelim? Arkadaşlar Almanya'ya gidebilmenin en önemli şartı bir kere irade ve karar vermek. Eğer Almanya'ya gitmeye karar vermişseniz bu konuda adımlar atmalısınız. Öncelikle çevredeki olumsuz telkinlerden uzak durmanız lazım. Herkes diyebilir Almanya işçi almıyor, Almanya'ya gitmek bir hayal, gidemezsin, boşuna uğraşma falan diyebilir. Hiç bunlara kulak asmayın. Yüzlerce, binlerce kişi geliyor. Zaten Almanya'nın ihtiyacı var ki Almanya bu konuda yasalar çıkarmış durumda. Nitelikli göç yasaları çıkarmış durumda ve insanlar da şartları yerine getirdiğinde zorlanmadan Almanya'ya gelebiliyorlar. Bundan dolayı en başta sizin ihtiyacınız olan şey arkadaşlar irade ve kararlılık. Bu konuda kararınızı vermeniz gerekiyor arkadaşlar. Başka kimler kolaylıkla Almanya'ya gelebilir? Kalifiye insanlar arkadaşlar. Kalifiye insanlardan kastımız şu. Lütfen yanlış anlamayın. Ne iş olsa yaparım diyen insanlar, elimden her şey gelir diyen insanların Almanya'ya gelme ihtimalleri düşük. Kimler gelebilir peki arkadaşlar? Üniversite mezunları, yüksek okulu mezunları, meslek lisesi mezunları ve çıraklık eğitim mezunları. Yani bir mesleğe sahip, belgeli bir mesleğe sahip olan insanlar Almanya'ya gelebilirler. Ve bunu bizim belgelememiz gerekiyor. Bunun yanında eğer tecrübeli iseniz arkadaşlar bu size de bir avantaj sağlayacaktır. Yani henüz diploma yeni almışsınız. Sektörde herhangi bir deneyiminiz, tecrübeniz yok. Elbette bu insanlar için de kapılar açık. Ancak tecrübeli insanların şanslarının daha yüksek olduğunu söylememiz gerekiyor. Arkadaşlar Almanya'da yaşa çok takılılmıyor. Çünkü burada emeklilik yaşı erkekler için 67, kadınlar için 65. Dolayısıyla 45 yaşındaki, 40 yaşındaki bir kişi bile acaba benim yaşım geçti mi deme durumunda değil. Herkes buraya gelebilir ama elbette 40 yaşın altında, 35 yaşın altındaki insanların buraya gelmesi daha da avantajlı olabilir. Çünkü Almanya uzun vadeli sizlere yatırım yapmak istiyor ve uzun vadede çalıştırmak istiyor. Ama lütfen takılıp kalmayın. 40 yaşı ve üzerindeki insanlar da hatta 50 yaşın üzerindeki insanlar da eğer kendilerinde o enerjiyi, o iradeyi görebiliyorlarsa onlar da elbette gelebilirler arkadaşlar. Ama bütün bunların yanında çok daha önemli bir şey söyleyeyim arkadaşlar size. Almanya'ya gelebilmenin en önemli şartı belki de bana göre Almanca bilmek. Türkiye'de yaşayan pek çok arkadaşımız hemen yarın Almanya'ya gelmek istiyor. Hemen yarın işbaşı yapmak istiyor ve hayal ettiği müreffeh hayatı kendisi ve ailesi için hemen kavuşmak istiyor. Ancak bir de hayatın gerçekleri var. Şimdi Almanya'ya geldiğiniz zaman hangi işte çalışacaksınız? Ne iş yapacaksınız? Mesleğiniz var. Peki bu mesleği Almanca bilmeden yapabilecek misiniz? Şöyle bir inanış var. Türkiye'de, Almanya'da çok fazla sayıda Türk var ve ben Türkçe ile veya bildiğim kısmen İngilizce ile ben bu işi kıvırabilirim argo ifadesiyle. Hayır arkadaşlar. Almanya'da Türkçe'de, İngilizce'de bir mesleği icra etmek için yeterli değil. Belki bir Türk bakkalında işte standları düzenleyen, oradaki rafları düzenleyen bir insan olarak belki çalışabilirsiniz. Ancak uzun vadede bunun da bir geleceği yok. Kendi kalifiye mesleğinizi, mezun olduğunuz mesleğinizi yapabilmeniz için mutlak surette arkadaşlar Almanca bilmeniz gerekiyor. Hocam ben iyi derecede İngilizce biliyorum. Peki bu İngilizce ile bir iş yapabilir miyim? Çok az sayıda olan uluslararası şirkette belki İngilizce ile iş yapabilirsiniz. Ama onun haricinde bütün Almanya'nın genelinde geçerli olan
tek dil Almanca ve Almanca bilmeniz gerekiyor. Almanca bilmeden arkadaşlar hiçbir işte hayal ettiğiniz dünyaya ulaşamazsınız ve bu işi gerçekleştiremezsiniz arkadaşlar. Bundan dolayı eğer Almanya'ya gelmek istiyorsanız kendinize yatırım yapmalısınız ve daha Türkiye'deyken Almanca öğrenmeye başlamalısınız. Sakın şöyle bir şeye inanmayın. Almanya'ya gelirim. Her dil kendi ülkesinde öğrenilir. Dolayısıyla ben Almanya'ya gelir çabucak Almanca öğrenirim. Hayır, bu doğru değil. Çünkü Almanya'da dil öğrenme süreci belki Türkiye'ye göre çok daha fazla. Çünkü burada dil kurslarına ulaşmak, onlardan randevu almak, onlara kayıt yaptırabilmek, onlarda okuyup bir sınava girmek, sınav sonucunu bekleyip bir üst kura devam edebilmek çok uzun zamanlar alabiliyor Almanya'nın bürokrasisi gereği. Dolayısıyla en azından başlangıç seviyesinde A1, A2 ve B1 seviyesindeki Almancayı Türkiye'de Almanya'ya göre çok daha hızlı öğrenebileceğinizi bir öğretmen, bir eğitimci olarak ve yetişkinlere Almanca öğretmek konusunda da tecrübeli birisi olarak arkadaşlar çok rahatlıkla söyleyebilirim. A1, A2 ve B1 seviyesindeki Almancayı mutlaka Türkiye'de öğrenmelisiniz ve ihtiyacınız varsa B2 ve C1 seviyesindeki Almancalar işte onu Almanya'da gerçekleştirebilirsiniz. Hani işte, özet olarak arkadaşlar Almanca bilmeden Almanya'ya gelmek sizi hayallerinize ulaştırmaz ve aradığınız işi yapamayabilirsiniz. Peki Almanca nasıl öğrenilecek? Arkadaşlar Almanca zor bir dil. Bunu peşinen kabul etmek lazım. İngilizce veya diğer diller gibi değil. Gramatik olarak zor. Bir dil öğrenmesi zor. Kelime sayısı çok çok fazla. On binlerce kelimesi var. Böyle olunca Almanca öğrenmek diğer dillere göre daha zor. Bir de Almanların dil konusunda çok fazla toleransları yok. Almancayı doğru düzgün konuşmanızı sizden istiyorlar. Yarım yamalak kırık dökük Almancayı da kabul etmiyorlar. Belki başka ülke insanları bu konuda daha toleranslı diyebiliriz. Durum böyle olunca Almanca öğrenmek elzem oluyor. Peki nasıl öğreneceğiz? Arkadaşlar Türkiye'de bunun tabii ki pek çok alternatifi var. Türkiye'de Almanca kursları var. Ancak bu Almanca kursları hem pahalı olabiliyor hem de arkadaşlar uzun zaman alabiliyor. Çünkü bu kursların büyük bir çoğunluğunun amacı buradaki aile birleşimi için gerekli olan A1, A2 seviyesindeki başlangıç seviyesindeki Almancayı vermek ve sınavı geçirmek. Böyle olunca belki sizin amacınıza direkt olarak hizmet etmeyebilir. Ancak eğer böyle hesaplı, güzel ve kendi mesainizi de etkilemeyecek şekilde yani paralel olarak çalışabileceğiniz bir güzel dil kursu, referans kuvvetli dil kursu bulursanız bunlara devam etmenizi ben size tavsiye ederim arkadaşlar. İkinci bir alternatif YouTube'dan öğrenilebilir. Tabii ki YouTube'da pek çok kanal var Almanca öğrenmek için. Ancak baştan sona sıfırdan Almancayı böyle A1'den B1 sonuna kadar anlatacak tek tük birkaç tane kanal var arkadaşlar. Belki bunlara ulaşarak kendiniz bilgisayar başında günlük bir ders, iki ders bitirerek arkadaşlar bunu A1, A2 ve B1 seviyesindeki Almancayı belki öğrenebilirsiniz. Bunun haricinde de yine Zoom üzerinden Almanya'da ikamet edip de Zoom üzerinden online olarak Almanca öğreten insanlar, kanallar var. Bu konuyla ilgili eğer yardım olmak isterseniz bu videonun altında bir link bulacaksınız ve bu mail adresiyle ben sizi yönlendirebilirim arkadaşlar. Almanya'dan online olarak eğitim alabilirsiniz ve A1, A2 ve B1 seviyesindeki Almancanızı tamamlarsınız. Hangi meslekten olursanız olun minimum B1 seviyesinde Almanca'ya ihtiyacınız var. Ancak eğer doktorsanız, eğer öğretmenseniz, eğer hemşireyseniz arkadaşlar veya psikologsanız yani toplumla veya sosyal hizmetler uzmanıysanız toplumla birebir olarak iletişim kurmanız gerekiyorsa, dilinizi kullanmanız gerekiyorsa tabii ki B1 yetmez. Bunlar için de minimum B2 hatta çoğu meslek için C1 seviyesinde Almanca gerekiyor. Ancak şunu da belirtmemiz lazım ki Türkiye'de B2 ve C1 seviyesinde Almanca öğrenmek gerçekten zor. Çünkü artık burada gramatik kuralların bittiği, dilin güzelleştirilmesi, daha güzel konuşma, daha güzel yazma ile ilgili kurallar işlediği yepyeni kurlar olduğu için bu seviyede Almancayı Türkiye'de öğrenmek imkansız demiyorum ama zor. B1'i bitiren arkadaşlarımız B2 ve gerekiyorsa C1 kurları için Almanya'ya gelebilirler ve burada da kısa zamanda bu kurları tamamlayarak özledikleri işe başlayabilirler Almanya'da diyorum.
Özet olarak arkadaşlar, eğer Almanya'ya gelmek istiyorsanız iradenizi ortaya koyun. Dil öğrenmeye başlayın arkadaşlar. Ve bir meslek erbabı ve tecrübeli olduğunuzu varsayarak bu iradeyi ortaya koyup ve 1 yıl içinde, 1,5 yıl içinde, bilemediğiniz 2 yıl içinde hayallerinize kavuşabileceğinizi ben size söyleyebilirim. Bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Eğer konuyla ilgili sorularınız varsa videonun yorum kısmına yazabilirsiniz. Biz elimizden geldiği kadar cevaplarız. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmanızı ve arkadaşlar eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmanızı rica ediyoruz. Hepinize Almanya yolculuğunda kolaylıklar diliyoruz. Hoşçakalınız.